Şerefin Kur'an-ı Kerim ezberinde izlediği yola gelirsek, insanlar Kur'an-ı Kerim ezberleme hususunda iki uç noktaya ve bir de doğru yola ayrıldılar. İki uç noktaya örnek, Kur'an-ı Kerim'i terk edip onu okumamak ve ikincisi ise düşünmeden, tedebbür etmeden okumak. Ancak Ehl-i Sünnet ve Cemaat, Allah bizi ve sizleri onlardan kılsın, şu şekilde yaparlardı. Selef-i Salih'in her gün 10 ayet ezberlerdi. O gün içerisinde ayetlerin manalarına bakarlar ve üzerinde inceden ince düşünürlerdi. Allah'tan yardım isteyerek onları uygulamaya, bu ayetlerle amel yapmaya çalışırlar. Ve selefin yolundan giden bir kimse ezber yapmayı terk etmez. Tedebbür etmeyi ve amel yapmayı terk etmez. Peki ne yapmalıyız kardeşlerim? Örneğin bu ayetlerin tefsirlerine bakmak istiyorsunuz. Bu ayetlerin tefsirlerine bakmak uzun bir vakit alacak söylüyorsun. Bu durumda diyoruz ki, sana tefsirlerin uzun bir vakit alacağını kim söyledi ki? Muhtasar, özet bir tefsire bakabilirsin. Örneğin alimler diyorlar ki, Abdurrahman ibn Sa'di'nin tefsiri var. Çok kolay ve anlaşılır bir tefsir. Vallahi bazen 10 ayete bakmak 5 dakika bile almıyor. Kur'an'ı terk etmekle ilgili ayettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber dedi ki, Rabbim şüphesiz ki kavmim Kur'an'ı terk edilmiş bir hale getirdiler. Okumayı, düşünmeyi, amel yapmayı, onunla tedaviyi terk ettiler. Az önce dediğimiz gibi insanlar iki uç noktaya ve bir doğru yola ayrılmışlardır. Bir kısım var ki okunmaz ve hiçbir şey yapmaz, terk ederler. Diğer bir kısım da düşünmeden, anlamadan ezberlerler. Böyle olmaktan Allah'a sığınırız. Bunlar haricilere örnektir. Kur'an-ı Kerim okurdu ancak boğazlarından aşağı geçmez. Bir toplulukta vardır ki her gün Kur'an'ı okuyup ezberlerler. Ayetlerin manalarını düşünüp amel yapmak için Allah'tan da yardım isterler. İşte bu topluluktur selefin yolunda olan kimseler.